Çok eskilerde, yani benim liseye gittiğim zamanlarda Facebook, Instagram gibi platformlar yoktu ama hemen hemen aynı amacı taşıyan hatıra defterleri vardı. Arkadaşınız defterinden bir sayfayı size ayırır ve yazmanızı isterdi. İşte o yazılara hep aynı cümleyle başlanırdı. Bana kalbin kadar temiz bu sayfayı ayırdığın için. Girişi tam bir klişeydi. Çünkü o zamanlar herkesin kalbi tertemizdi. Aynı dönemin bir başka klişesi de boş zamanlarında ne yaparsın sorusuna verilen cevaptı. TRT sayesinde öğrenmiştik ki memleketteki herkes boş zamanlarında kitap okuyordu. İşte o günlerde anlamıştım asıl sorunumuzun ne olduğunu. Milletçe boş zamanlarımızda kitap okumaya bayılıyorduk ama ne yazık ki hiç boş zamanımız yoktu. İşte bugün ele alacağımız mesele tam da bu. Kitap okumanın beyin üzerine ne gibi etkileri olduğunu incelemeden önce gelin bir meseleye açıklık getirelim. Gerçekten de herkesin şikayet ettiği gibi az mı kitap okuyoruz? Eğer konuyla ilgili bir Google araması yaparsanız karşınıza iç karartıcı sonuçlar çıkacaktır. İlginç bir şekilde bu sonuçlar periyodik dönemlerde tekrar tekrar karşımıza çıkmakta. Aslında bu konudaki bilgi kirliliğiyle ilgili Teyit.org'da 3 bölümlük harika bir yazı dizisi var. Merak edenler için oldukça emek verilmiş bu yazının linklerini aşağıda açıklama kısmında paylaştım. Özetle çoğu bilginin zaten kaynağı yok. Kaynağı olan az sayıda bilgi de ankete dayalı veriler. Yani kişinin beyanına dayalı, gerçekliği sorgulanabilir veriler. Açıkçası bu konuda elimizdeki tek veri yayımlanan kitap sayısı. Zira piyasaya sürülen her kitap ISBN denen uluslararası standart kitap numarası almak zorunda. Bu sayede yılda kaç kitaba bu numaranın verildiğini biliyoruz. Kitaplar satıldıkça yeni baskıları yapıldığı için bu sayılar kitap satışına dair bize aşağı yukarı bir fikir vermekte. Mesela 2018 yılında bandrol kapsamında basılan toplam kitap sayısı 410.641.305 adet. Burada da gördüğünüz üzere kitapları kategorilerine göre incelediğimizde %53'lük büyük bir kısmı ders ve hazırlık kitapları oluşturmakta. Bunu araştırma, inceleme ve inanç kitapları takip etmekte. Açıkçası roman türündeki kurgu kitapların yüzdesinin bu kadar az olması da ilginç bir veri. Ama tekrar hatırlatalım. Bunlar bandrol bilgisi olup sadece basılan kitap sayısını göstermekte. Ama bu kitapların ne kadarının satıldığı ile ilgili ortak bir veri havuzu yok ne yazık ki. Oysa söz konusu film endüstrisi olduğunda hangi filmin kaç kişi tarafından izlendiğini, hatta hasılatını bile öğrenebiliyoruz. Kitap satışları içinde benzer bir platformun olmaması gerçekten anlamsız. Benim gördüğüm kadarıyla kitap satışları ile ilgili tek sayısal veri Kitap Yurdu sitesinde yer almakta. Onlar da kendi portalleri üzerinden yapılan satışları paylaşıyorlar. Açıkçası pazarda hiç de fena bir yer kaplamadıkları için burada gördüğünüz sayılar genel anlamda size bir miktar fikir verebilir. Ama tekrar altını çizmek gerekirse hemen her platformda sayaçların olduğu günümüzde hangi kitabın ne kadar sattığını bilememek kitap endüstrisi açısından tam bir hayal kırıklığı. Bu arada küçük bir bilgi olarak kitap baskı sayılarının da çok önemli olmadığını belirtelim. Çünkü burada her basım içinde yer alan kitap sayısı standart değil. Kitapların büyük bir çoğunluğu her baskısı için 1000 adet kitap basarken örneğin Piyamater'in birinci baskısı 10 bin adet basıldı ya da çok ünlü yazarların kitaplarının birinci baskıları 100 bin adet basılmakta. Yani kapağında 99. baskı yazan bir kitap bir diğer kitabın birinci baskısından bile az satmış olabilir. Bunların hepsi istatistik ve satışlarla ilgili bilgiler. Peki sinir bilim meseleye ne diyor? Zira özellikle YouTube ve dijital dünyada yaşayan birçok genç arkadaşım kitap okumanın vakit kaybı olduğunu düşünüyor. Zaten bu nedenle yazıların birazcık uzun olduğu blog siteleri bile tıklanmıyor artık. Çünkü gelişen her sosyal medya platformu süreyi ve içeriği daha da kısalaştırıyor ve işin kötüsü biz de buna alışıyoruz. Peki teknolojinin ortasına doğan bu nesil haklı mı? Kitap okumak gerçekten de eski çağa ait, vakit kaybettiren bir uğraş mı? Mesela şu makalede kitap okumanın beynimizdeki beyaz maddeyi nasıl etkilediği araştırılmış. Bilmeyenler için belirtelim, nöronların gövdeleri gri maddeyi oluştururken buradan çıkan ve diğer nöronlarla etkileşen kısım beyaz maddeyi oluşturmakta. Yani beyaz madde nöronlar arası iletişim için önemli. 8-10 yaş arasındaki 72 çocuğun beyninin görüntülendiği bu çalışmada 6 aylık düzenli okuma egzersizlerinin bile beyinde dille ilgili merkezlerin beyaz madde hacimlerini geliştirdiği gösterilmiş. Yetişkinlerde yapılan bir başka çalışmada 19 gün boyunca gönüllülerin beyninin dinlenim hali görüntülendi.
İlk 5 gün ve son 5 gün gönüllüler bir şey yapmadı. Aradaki 9 günde ise bir romanı bitirdiler. Tüm görüntüler karşılaştırıldığında kitap okumanın beynin çeşitli bölgeleri arasındaki bağlantıları kısa ve uzun süreli olmak üzere geliştirdiği gösterildi. 100 kişide yapılan bir başka çalışmada ise bazı kişilere makaleler, bazı kişilere ise kurgu hikayeler okutuldu. Sonuçta yaratıcılık da dahil olmak üzere bilginin işlenmesinde kurgusal hikayeyi okuyanların daha başarılı olduğu gösterildi. Doğal olarak bu kişilerin daha açık görüşlü ve yeniliklere daha yatkın olduğu ifade edilmekte. Aslında birçok insan roman tarzı kurgu kitapları okumanın vakit kaybı olduğunu düşündüğünden daha çok bilgi ve kişisel gelişim tarzındaki kitaplara yönelmekte. Ama bu çalışmada da görüldüğü üzere bilgi alma açısından bir işe yaramayacağını düşündüğünüz roman okumak bile oldukça faydalı. Hatta şu araştırmaya göre roman tarzı kurgu okumanın empati yeteneğini geliştirdiği yönünde önemli bulgular var. Düzenli okumanın zekayı artırdığı yönünde de çok fazla sonuç var. Bir takım IQ testleri ve duygusal zeka testlerinde düzenli kitap okuyanlar açısından daha başarılı sonuçlar söz konusu. Mesela Tek Yumurta İkizi 1890 çocukta yapılan şu çalışmada erken okuma becerilerinin gelişiminin ilerleyen dönemde zekayı pozitif yönde etkilediği gösterilmiş. Yani çocuğun bu alışkanlığı erken yaşta edinmesi de çok kıymetli. Okuduğunu anlama becerisi ve karşısındaki kişinin ruh halini anlama yetisi kitap okudukça gelişmekte. Algılama, odaklanma, konsantre olma yeteneği ve beynin işleyen hafızası artmakta. Hatta okumanın stresi azalttığı ile ilgili çalışmalar da bulunmakta. Aslında bu çok mantıklı. Kendinizi hikayeye kaptırdığınızda günlük olaylardan çok rahat uzaklaşabiliyordunuz. Bildiğiniz üzere yaşlanmaya bağlı olarak beyin işlevlerinde azalma, Alzheimer gibi hastalıklarda da risk artışı görülmekte. Konuyla ilgili yapılan şu çalışmada düzenli okumanın beyindeki işlev azalmasını yavaşlattığı ve mental hastalıklar riskini de azalttığı öne sürülmekte. Hatta düzenli kitap okumak ömrünüzü bile uzatabilir. Şaka yapmıyorum. 12 yıl boyunca 3635 kişinin incelendiği şu çalışmada ortalama yaşam süreleri karşılaştırıldığında düzenli kitap okuyanların kitap okumayanlara göre yaklaşık 2 yıl daha uzun yaşadığı gösterilmiş. Ama benim için kesinlikle en önemlisi gelişen hayal gücü. Düşünsenize hiç tanımadığınız bir insan kendi hayal gücündeki bir dünyayı kelimeler ve cümleler aracılığıyla bir kitabın sayfasına hapsediyor ve siz o kitabı okudukça adeta kitabın sayfalarına hapsolmuş kelime ve cümleler sizin hayal gücünüzle birlikte özgürlüklerine kavuşup beyninizin kıvrımlarında çok ilginç yerlere yolculuk edebiliyorlar. Yani en özet haliyle söylemek gerekirse kitap beynin oksijenidir. O yüzden bol bol okuyun ve nöronlarınızı oksijensiz bırakmayın. En son küçük bir not ile bitirelim. YouTube'da çok fazla vakit geçiren genç arkadaşlarım da kitap okuma alışkanlığını geliştirmek adına bu videodan itibaren yayınladığım her videoda 5 adet kitabımı sizlere hediye edeceğim. Bunu nasıl yapacağımızla ilgili açıklama ve detaylar da aşağıda yer almakta. Gençlerimizin daha fazla kitap okumasına katkıda bulunmak için geliştirdiğim bu minik fikre destek olan Elma Yayın Evi'ne de teşekkürler.